Hatta mı? Evet, Tamam. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hattımızda. Zeydan Bey, iyi akşamlar, geçmiş olsun. İyi akşamlar efendim, sağ olun. Ne oldu? Benden çok bu borcu yaratanlara geçmiş olsun. Öyle değil mi? Şimdi Evet. biz gerçi programda değindik ama kısaca siz de bir söyler misiniz? Borç ne zamandan kalma ve yani bir görüşme Yani yaparak bunu erteleyemediniz mi? Ne oldu? şöyle, bu firma 2016'da Büyükşehir'e iş yapmaya başlıyor. 2014'ten önce de Ceyhan'da iş yapıyor. Meşhur bir dosyası var. Hüseyin Sözler'in biliyorsunuz parke ile ilgili. Ceza aldı ama ceza işte durduruldu şeyden dolayı. İstinaftan döndü. Ama savcı aynı iddiaları tekrar yeniliyor. Yani bu ihalede fesat var diyor. İş yapılmadığı halde para ödenmiştir diyor. Hüseyin Bey'le birlikte yargılanan ve 5 yıl ceza alan birisi bu. İşin ilginç tarafı şu. Biz 6 ayda koronaya rağmen, büyük ekonomik zorluklara rağmen 6 milyon 458 bin lira para ödemişiz. Yani kalan borcunun yarısından fazlasını ödemişiz ve ödemeye de devam ediyoruz. Yani özellikle benim makam odamı hazzetmesi manidar tabii. Yani iyi niyetli bir girişim değil. Akılları sıra her şeye rağmen vatandaşın gönlünde tat kuran, vatandaşın takdirini toplayan ve gerçekten büyük imkansızlıklara rağmen başarılı olan Zeydan Karaları kamuoyunda yani kötü duruma düşürmek. Peki, Halbuki buyurun. hani ne derler, kendi kazdıkları kuyuya düşerler derler ya. Evet. Ya bu borç benim borcum değil. Bu belediyeyi ben borç batağına düşürmedim. Tam tersi, ben borç batağından kurtarıyorum belediyeyi. Evet. Hani Bugün ben nasıl ya? konuştuğumda Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar kötü bir ekonomik şartlarla devraldığını söylediğimde belki insanlara bu böyle şey gibi geliyordu. Oysa bugün bir kez daha anlaşıldı ki aldığımız tablo felaket bir tablodur. Peki Sayın Başkan, Yani bir soru sormak istedim. kaçtır Özlem Gürses ben. İyi akşamlar, geçmiş olsun diyorum öncelikle. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Nasıl geldiler? Böyle paldır küldür içeri girdiler, oturduğumuz sandalyeyi, masayı mı aldılar? Önceden bir bilgi verdiler mi? Nasıl gerçekleşti bu haciz işlemi? işlemleri yeni değil. Ama yani makam odasını haczetmesi nereden gelmiş aklına? Bugün geldiler evet. Hani Yani bir protokol yapılmış. Geçmiş dönemde protokol yapmış bunlar. Biz de protokolleri yeniledik ve ödüyorduk yani. Hani dedim ya 6 borç, ayda borcu sordun mu? 6,5 milyona yakın para ödemişiz. Peki Belediye, borç ne belediyenin şeyi kadar? var. Bu hacze konu olan borç ne Belediye. kadar? 5 mi? 2 milyon 800 bin lirası kaldı. Hacı. Toplam alacağı 5 milyon 800 kaldı. Ama Bunun 1 milyon 800 bin lirası 2019'da oldu. Gerisi eski dönem. anladım. Belediyenin ne Ama kadar borcu şimdi var toplam? Zeydan abi, belediyenin borcu ne kadar toplam? Tüm borcu. 4,5 milyar borç. Ne kadar? 4,5. 4,5 milyar TL borcu var 4,5 belediyenin. milyar TL borcu var. 4,5 milyar gelirim olsa bu borç benim için hikaye olurdu. Gelirin 4 katı borç olunca problem. Ve bu yetmezmiş gibi biz belediyeyi devraldığımızda her ay 60 milyon borcu artıyordu. Hani geliri giderinden 60 milyon daha azdı. Borç üreten bir belediyeydi. Böyle felaket bir durumu biz aslında 9 ayda terse çevirdik. Bu masayı götürdüler bugün. Türkiye bunu konuşuyor. Ben Zeydan abi, masanın Ben zaten masayı atölyede sevmem yani. yaptırıldığını söyledim ama bir izleyicimiz demiş ki başka bir yerden getirdiler. O masayı nasıl buldunuz hemen o an? Bir ara yerde de oturdunuz. Fotoğrafları gördük. Yani şey o da akşama kadar şimdi gazeteci geliyor, şunu geliyor, bu geliyor. Halıyı bırakmışlar Allah razı olsun onlardan. Evet. Halıda bağdaş Ama kurduk. Sonra Zeydan, bir evet. tahta masa getirdik. Hani bizim ülkenin Kurtuluş Savaşı da böyle bir masada oldu. Biz Evet. Adana Belediyesi'nin kurtuluşunu buradan gerçekleştirebiliriz. Zeydan Tabii Bey. beni tanıyanlar bilir. Ben makam odasında sevmem, masayı da sevmem. Sürekli sahada olan bir adamım. Benim için her taraf makam odası, çalışma masası. Zeydan Bey, diyorlar ki yani
insanlar acaba o süreç hiç yürütülmedi mi? Yani borçlu, özür dilerim, alacaklı olan kişi ve firmayla görüşmeler belediyenin avukatlar aracılığıyla yürütülmedi mi? Bu son noktaya nasıl taşındı? Tabii, tabii. Bu görüntüye engel olunamaz mıydı diyorlar? Bunu çok açmak istemiyorum bu akşam ama söyledim. Yine söyleyeyim. Şimdi bu vatandaş iş yapmadan para almaya alışkın bir vatandaş. Öyle görünüyor. Çünkü Ceyhan'daki dava bu. Burada da bize şöyle ihbarlar geldi. Hem taş ihalesine giriyor hem de taş döşeme yani parke döşeme ihalesine giriyor. Bize çokça ihbarlarda bulundu vatandaş. Bu adam yapmadığı işin faturasını kesiyor diye. Biz de inceleme açtık. Yani teftiş kuruluna sevk ettik. Ben hem Büyükşehir Demas'ta bir teftiş kurulu kurdum önceden olmayan. Biz de teftiş etsinler. Orası yanlış yapan insanların yaşlarını görmek için. Çünkü buralar devasa yerler ve bizim zamanımızda da olumsuzluklar olabilir. Onun önüne keselim diye teftiş kurulu kurdum. Teftiş kuruluna bunu inceledik. Teftiş kurulu çalışmasını sona doğru getirdi. Muhtemeldir ki, çünkü arkadaşlar demiş ki, biz kesin kabul yapalım. Kesin kabul yaparsak ben haciz yapmam demiş. İyi de sen işin kesin kabulünü yapman için bir süre geçmesi lazım. Senin yaptığın işler doğru mu değil mi kontrol etmemiz lazım. 6 ay sonra sen yaptığın işte bir bozuk çıkarsa ne yapacağız? Kesin kabul hemen olmaz. Bir süre geçmesi gerekir. Tek şartım o demiş. Tabi bu da bizim önceki iddiamızı aslında biraz böyle ne hale getirdi. Anladım. Peki, çok geçmiş olsun. Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Belediyede yaptığınız işlerin önemli bir bölümü ya yarı yarıya ya üçte bir fiyatıyla daha aza bitiyor. Yani bu belediyenin anlaşılıyor ki bu yüzden olağanüstü borcu atmış ve her ay açık veren bir belediye haline gelmiş. Ben bugün bir televizyon kanalında söyledim. Gelir gelmez bir araç ihalesini iptal etmiştim. Hem Paski'de hem Büyükşehir'de. Yaklaşık 61 milyondu araç ihalesi. O zaman döviz 5.2'ydi ki bilirsiniz araçların tamamı döviz artınca artar. Bugün yaklaşık 7 lira döviz. Biz araç ihalesini aynı şartlarda 37 milyona bitirdik. Hani döviz artınca belki de 70 milyona 75 milyona bitecek ihaleyi 37 milyona bitirdik. Yani yarı fiyatına. Böyle baktığınız zaman geçmişte nasıl fahiş fiyatlarla işlerin yapıldığını tahmin etmemek mümkün değil. Yoksa hani iş yaparak her yıl 1 milyar 750 milyon bir belediyenin borcu artmaz yani. Evet. Peki. Tekrar geçmiş olsun Sayın Başkan. İyi akşamlar diliyoruz. Bu güzel kadroya saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi programlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok ilginç tabii böyle bir tabloyla karşılaşması. Barış son 5-6 dakikaya giriyoruz. Babacan sorusu havada kalmasın. İsmail'e oradan söyleyeceği bir şey var mıydı? Yok. Sen Babacan meselesiyle bir gir bakalım. Babacan kısa bence... Kısa ikişer ikişer gidelim. Tamam. 2 dakika. Babacan bence şunu söylüyor. Diyor ki o dönem bu işlerin üstünü örttünüz ama biz aslında her şeyin farkındayız. 17-25 dosyalar. 17-25 dosyalar. Evet diyor bunlar. Belki minik bir darbe olarak hükümete adlandırılabilir ama oradaki iddiaları da çok es geçmeyelim diyor. Ve bence AKP'ye şunu kendisi söyleyeyim. De ekonomiden sorumlu. Tabii bakan, ekonomiden sorumlu ki o dönemde çok sesini çıkarmadı biliyorsun. En çok tabii da AKP'liler o yüzden eleştiriyor. Bence AKP'lilere şunu söylüyor. Öyle benim üstüme gelmeye falan kalkmayın. Partimin çalışmalarını da engellemeye çalışmayın. Bizim de bildiğimiz bir şeyler. Ya biz de eğer konuşursak hani siz de çok bu zor o demek durma. Mi? Tabii açıktan onu söylüyor canım. Açıktan onu söylüyor. Çünkü geçen gün mesela Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la konuştum. Bir ilçede atama yapıyorlar. İsmini söylemeyeyim ilçenin. Bir gün sonra atanan ilçe başkanı Selçuk Özdağ'ı arıyor. Abi beni görevden az dedin, affedin. Ben dayanamıyorum diyor. Bir gün, bir. Şey, Deva Partisi. Hayır, Gelecek Partisi. Gelecek Partisi. Ha. Ahmet Davutoğlu'nun partisi. Şimdi AKP'nin zaten şu anda yaşadığı en büyük kaygı Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin büyüyecek olması. AKP'nin Ayasofya hamlesi de aslında buradan okunabilir. Çünkü bak Gürkan herkes şunu bilsin. AKP artık büyümeyi değil, hedef olarak kendisine büyümeyi, yeni üye katmayı, çevreyi genişletmeyi falan düşünmüyor. AKP'nin şu anda düşündüğü tek bir şey var. Önümüzdeki haftayı nasıl geçirebilirim? Daha fazla oy kaybı ve üye kaybı yaşamadan
o haftayı nasıl atlatırım? AKP Peki. artık haftalık yaşayan, bazen de günlük yaşayan bir partidir. Ne geleceğe yönelik bir vizyonu vardır, ne geleceğe yönelik bir planı vardır. Günü kurtarmaya çalışan, sorunların altında ezilen, enerjisi kalmayan, yeni söylem üretemeyen, heyecan veremeyen aslında sözünün tükendiği bir partidir. O yüzden Ayasofya hamlesiyle, yapay gündemlerle %30'luk bir tabanda durmaya çalışıyor. Peki. Bundan sonra benzer işleri yine yapacak. Çünkü artık tavadaki yağ gibi eridiklerini görüyorlar Gürkan. Peki.